Ahmet spordaki derinlik bir halk deyimidir. Denir ki gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklersen tüm ilikler yanlış iliklenmiş olur. Ne hazin ve yazıktır ki taşı gibi bahtı kara Diyarbakır'ımızın özellikle futbol kulüpleri yönünde yanlışlar silsilesi misali vücut buluyor. Ki yarım hasra aşan zaman dilimine baktığımızda fotoğraf daha bir net görünür. İşte Ahmet spor yaşanan ve yaşatılanlara bakıyorum. Özellikle son dönemlerdeki olup bitenler birilerine sürpriz şok olamaz nasıl oldu misal şaşkınlık içerse de benim için hiç de gariplik içermiyor. Sürprizler seniz hiç değil. Yaşananlar şehrin sportif faaliyetlerine der geçmişten geri gelen hataların günümüze yansımasıdır. Diyeceksiniz ki hatalar zincirinde ne var? Dün olduğu gibi bugün de değişmez dört kural var. Plansızlık, iş bilmezlik, ego tatmini, siyasi, ideolojik, politize olmuşlukta vaziyetin kadevesi. Diyarbakır Spor'u bu yüzden oksijen çadırına mahkum etmedik mi? Yıllardır diriltmeye çalışıyoruz, yapamıyoruz. Artık musallat aşında bir mevta, ders ibret noktasında çıkarılan bir ders oldu mu? Nerede? diyerek haykırıyorum. Serre miskal ders alınmadığı gibi, sorgulamada söz konusu değil. İşte aynı film dört karakterin başını çektiği senaryoyla Ahmet Spor'da sahneleniyor. Birileri birilerinin nam hesabına envai aksiyon geliştiriyor koca camiaya. O Ahmet Spor ki, 1. Lige yükseldiğinde kentte uzun yıllardır süre gelen sportif başarısızlığın halk deyimiyle belini kırarak umutlar yeşertti. Moralleri yükseltti, sportif faaliyetler canlılık kazandı. Artık eskisi gibi olmayacak. Ne var ki, o heyecan, o umutları yeşerten beklentiler bir anda alabor oldu. İbre bilinen o fecaat de tersine döndü. Şehirde ve gönül verenlerde de heyecanı yok eden gelişmelere baktığımda belli ki yönetim, ki en çok da konuşulan kulübü perde arkasına idare edenler. Her neyse birincilik ve sonrası için öngörülür bir planları olmamış. Var denilse de ehil ve liyakat ölçüsüyle örtüşmeyen yanlışlar zincirine sahip. Tesis, hele ki stadyumun ve sahanın rezaleti. Bir maç dahi oynanmadan saha kapandı. Hiçbir şekilde futbola elverişli değil. Hesap soran oldu mu? Yok. Alternatif çözüm üretici olundu mu? Yok. Komşu illerle sıcak temas kurulabildi mi? Yok. Yani yoklar safında Gidilip gelindi. Peki transfer politikası, yabancı oyuncu tercihindeki ısrarcılık, transfer komitesinde kim var? Futbol geçmişleri, becerileri olanlar var mı? En azından ben bilmiyorum ki bu işin piri olanlara sordum onlar da bilmiyor. Anlattıklarına göre transferlerin bir istisna hepsi baştan sona yanlış, hatalı yapılmış, uyumsuzluk var. Transferde tek etkili Ersun Yanal ve ekibe deniliyor. Hatta kulübün işleyişi bile ona emanet edilmiş. Bu minvalde çok ciddi iddia ve ithamlar var. Bunlara pek Istemiyorum. Kaldı ki camiye zaten konuşuyor, tartışıyor, kendisini özgü değerlendirmelerde bulunuyor. Yani bilen biliyor. Ahmet Spor ehil ve ehliyetli bir yönetim yoksunu. İşin patronu çalışanına saygı noktasında abi abi dese de kendisini ona teslim ettiği için vay ki vay hallerine hallerimize diyorum. Gelinen aşama çığlığını attırıyor bu minvalde. Deniz Naki vakası çok konuşuldu, tartışıldı Deniz Naki hadisesi. Naki yurt dışında yaşıyor. Ahmet Spor'un eski futbolcusu. Sosyal medya üzerinden kulüp başkanı Aziz El Aldı'ya verdi veriştirdi. Kafa karıştıran, sorgulatan açıklamalarda bulundu. El Aldı da karşılık verdi. Ciddi bir çekişmeyle bu işin sonu nereye varacak denilip duruldu. Ama sonra bir şeyler oldu. Ki bunu yukarıda ifade ettim. Derin yönetim. Onlar mı başka güçler mi istişare kurulumu? Devreye girenler El Naki'ye söylediklerinden ...geri adım attırtıp özür diletir noktaya getirdi. Hiçbir kulübün tarihçesinde olmayan bir şey oldu. Kim haklı kim haksız hesabında değilim. Bir kulüp başkanı eski bir futbolcusundan aman diler hale getiriliyorsa... ...burada başka bir gücün hakimiyeti var demektir... Vaziyet kulübü yöneten aklın aslında Aziz el aldı ve ekibinde olmadığı, onların iradesinin geçerlilik ölçüsünün bulunmadığı sorusunu gündeme getirtiyor. 1 milyara dayanan ki 800 milyonluk bir bütçeyle sezona girildi. Ama gelinen 11. haftada çıkan sonuç hayal kırıklığı. Ahmet Spor Camiası'nın o büyük beklentisi tabiri caizse sükutu hayale uğradı. Taraftar başarısızlığı içeren gidişattan dolayı gerildi, tepki ve öfkesini dışa vurmaya başladı. Nitekim kulüp tesislerinde Ersun Yanal ve yöneticilerin taraftarlarla yaşadığı her yönüyle çirkinlik içeren polemiğe herkes şahit oldu. Sözün kısası iyi bir yönetim, iyi bir uzlaşı diyaloğu ve başarıyı getirecek azim vücut bulmadı. Gönül verenlerde oluşan karamsarlık her yönüyle kente rüzgarını estiriyor. Ersun Yanal istifa etti. Ederken de birçok laf etti. Açıklamalarının içeriğine baktığımda kulübün yaşadığı krizler, nedenler, niçinler her yönüyle kendini deşifre ediyor. Çok derin ifade ve imalar da bulundu. Kriz aslında tahmin ettiğimiz daha büyük gelişmelere gebe eğer ki krize müdahale olmazsa, istenilen eşler vurulmazsa, olup bitenden de ders çıkarılmazsa, önümüzdeki zaman dilimi amet spor için daha vahim, neticeler doğuracak gibime geliyor. Şimdi kongre kararı alındı. Kimler aday, kimler aday değil. Onu zaman gösterecek. Teknik direktör transferi yapıldı. Servet Çetin'le imza atıldı. Bu eksende gelişen soru, kim, hangi yetkiyle, nasıl bir stratejik planla bu transferi uygun gördü ya da imza yetkilisi kim? Kongre sürecinde kritik bir karar. geliş sonuçlar karşısında hesap verici kim olacak? Garip bir hal var. Diyeceğim şu ki, gelen kim olursa olsun, hangi yönetim kendini idame ederse etsin, onların üzerine demokrasin kılıcı gibi duran yapı ve yapılar var olduğu sürece alınacak mesafe mevcuttan daha beter olur. Söylenecek söz kral çıplaktır ve haykırmak lazımdır. Özgür bir amet spor iradesinin hakimiyet kazanması. Ya elinizi kulübün üzerinden çekin ki kulüp tamamen kentin tüm dinamikleriyle bütünleşip şehrin malı olsun. Vaki olan o plansızlıktan, iş bilmezlikten, ego tatmininden, siyasi ve ideolojik politize olmuşluktan kurtulsun. Ya da gölge önlerini bırakın, perde arkasından, derinliklerinden çıkın. Tamamen ön saflarda yerinizi alın. Biz varız, biz burada izleyip işi yüklenin. El mi, bey mi görürsün. Ahmet Spor Camiası da ona göre safını belirleyip gönül vermişliğini ortaya koysun. Bu arada lig ve puan, hedef noktasında geç kalmış bir durum yok. 3 puan sisteminde her an her şey olabilir gerçeğiyle çok şey olabilir. Yeter ki amet spor özbenliğiyle, yerel ruhuyla, kendi adamlarıyla, azim ve istekli sahada hedef belirlesin. Taraftarın fedakarlığına karşı hali hazırda ortaya konulan mücadele yeterli değil. Ki bu taraftar yaz, kış, çamur, yasak, engel dinlemeden, kimi müptezellerin, ötekileştiren, ayrıştıran, siyasi ve ideolojik söylem ve eylemlerine rağmen takımını desteklemek için yollara düşendir. Hakları ödenmezdir. Kimsenin haddi de değil, onları üzmek ve onların emeklerini fedakarlık larını kendine meze yapmak. Günün sözü: Başarı azimle vücut bulur, ehil ve liyakatle sonucu getirir.